Anlat kanalına hoş geldiniz. Neyden bahsedeceğim? Şahin Öğüt'ten. Aslında bugün Müge Anlı'da da profili neredeyse ben mi çok benzetiyorum siz de benzetiyor musunuz bilmiyorum ama profili neredeyse tarif edip bir türlü adını söyleyemediği çünkü sabırsızlıkla bekledikleri herhalde başka da bir şey var bilmiyorum ama bana gönderilen Şahin Öğüt'le ilgili o kadar çok haber ve bilgi var ki ben de Çağla Tuğaltay cinayetinden ayrı olarak sadece Şahin Öğüt'ün kim olduğunu ve bugüne kadar nasıl dehşet saçtığını ve bu dehşet saçma hikayesine bir de torpilleri nasıl sığdırdığını anlatan bir dosya hazırlamıştım size. Öyle ki bu sabah pazartesi sabahına denk geldi. Üst üste izlemiş olacaksınız. Önce Çağla Tuğaltay'ın Müge Anlı'daki haberini, güzel gelişmelerini dinleyeceğiz. Sonra Müge Anlı'nın ağzını duyduğumuz o profili şimdi benim anlattıklarımla belki siz de kafanızda eşleştirebilirsiniz ama tekrar söylüyorum eğer bu kişi o kişi değil ise bile Şahin Öğüt Nasıl bir adamdır? Nasıl soğukkanlı bir sapıktır ve arkasına aldığı kişilere gerçekten ne kadar güvenmektedir? Ben bunu ayrıca şahin öğüt olarak değerlendirilmesini istiyorum. Çünkü bu profili tanımak, bu profilin serbest bırakıldığı dedikodularını bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama bu adam 82 yıl hapis yemiş 2011 yılında ve serbest bırakıldı deniliyor ise bunun gerçekten ispatlanması gerek. E, serbest bırakılmış olduğuna inanmak mümkün değil. Bence bu sadece bir iddia. Ben inanamam yani serbest bırakıldan Bu kadar haber yapılmış, bu kadar olay olmuş, bu kadar tanık var. Cezayı yemişsin 82 yıl, serbest bırakılmışsın. Gerçekten inanamam. Bunu delillendiren ya da ispatlayan bir şey görmem lazım gözümle. O da var mı? Yok. Sadece bir söylenti. Ankara'da motor takip ettiği kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan tenör Şahin Öğüt... İki davada 82 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara'da çok sayıda cinsel saldırı ve gasp olayının faili olarak yargılanan devlet opera ve bale sanatçısı ünlü tenör Şahin Öğüt 31 yaşındaymış. Hakkında açılan iki davada 2011 yılında 31 yaşında. O zaman 21 yaşında oluyor herhalde. Cinsel saldırı ve yağma suçlarından toplam 82 yıl hapse mahkum edildi. Öğüt Ankara'da askerliğini yaptığı sırada aralarında 18 yaşından küçük 8 kız çocuğunun da bulunduğu 10 ayrı tecavüz olayının faili olduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Çok sayıda davası var. Bugün Müge Anlı'nın dediği gibi o kadar çok davası var ki dedi Müge Anlı. E, o kişiden bahsediyorsa bu kişinin de çok fazla davası var. Öğüt hakkında... Ankara'da açılan davalardan ikisi dün karara bağlandı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi öğütü bir mağdureye karşı cinsel saldırı suçundan 10 yıl, başka bir mağdureye karşı nitelikli biçimdeki cinsel saldırı suçundan 18 yıl hapis cezasına mahkum etti. Öğüt'ü her iki mağdureye karşı yağma suçundan ise toplam 24 yıl hapse çarptırdı. Öğüt'ün eylemleri sırasında konut dokunulmazlığını ihlal ettiği kanaatine varan mahkeme ayrıca bu suçtan da hakkında dava açılması istemiyle suç duyurusunda bulunmasına karar verildi. Bakın Çağla'da da bu konut dokunulmazlığı var. Mağdurenin kendi evinde yapıyor. Genel olarak tarzı bu. Öğüt hakkında Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan başka bir davada sonuçlandı. Mahkeme öğütü mağdureye karşı cinsel saldırı ve yağma suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylelikle öğüt iki mahkemece toplam 82 yıl hapse mahkum edilmiş oldu. Şahin öğüt hakkında açılan çok sayıda davada sürüyor aynı zamanda. Saldırıya giderken bıçak bırakıyormuş. Yani saldırıyor Giderken de bıçak bırakıyormuş. Siyah kasklı, motosikletli Öğütün, Ankara'da peşine düştüğü genç kızları evlerinin kapısına kadar çok benziyor ya. Takip ettiği evde kimsenin olmadığını anlayınca Mehmet adlı bir kişiyi sorma bahanesiyle zili çaldığı, kapının açılmasıyla zorla içeri girdiği iddia edilmişti. İddiaya göre Öğüt, kolibandıyla mağdurelerin ellerini ve ağzını bağladıktan sonra televizyonun sesini açıp cinsel saldırıda bulunuyordu öğütün saldırının ardından mağdurların yanına kendilerini çözebilmeleri için bir bıçak bıraktığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da dehşet saçmış. Öğütün konservatuar yıllarında da 4 ayrı cinsel cinsel saldırı suçu işlediği iddia edilirken tecavüzler sırasında elde edilen sperm örnekleri 2006 2007 yıllarında meydana gelen benzer olayların zanlısı olabileceği ihtimallerine karşı İstanbul'a da gönderilmiş. İncelemede Ankara Bahçeli Evler'de yani 27 Ekim 2008'de meydana gelen tecavüz olayından elde edilen DNA örnekleriyle İstanbul Beşiktaş'ta Ekim 2006'da e, isimlerin baş harflerini vermiş M -E. E, Ocak 2007'de AT ve Şişli'de Şubat 2007'de ED adlı kız çocuklarına tecavüz olaylarından elde edilen DNA örneklerinin uyuştuğu belirlenmiş bu adam Ankara'da İstanbul'da aktif gezinen e, ve sürekli bu suçu artık işleye işleye profesyonelleşen bir adamdan bahsediyoruz ama şimdi bir de farklı bir boyutu var ee, şöyle bir başlık var. Bana göndermişler e, takipçilerim. Sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki o sapık mason çıktı. Geçtiğimiz ayın sonunda Ankara'da siyah kask ve motoruyla takip ettiği bazıları çocuk 9 kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan devlet opera ve bale sanatçısı Tenör Şahin Öğüt'ün cezaevine sevk edilirken araçta rütbeli personelle tartıştığı tartışma sırasında siz benim arkamda kimler var biliyor musunuz diye görevlileri tehdit ederken mason olduğu ortaya çıktı. E, cezaevine nakli sırasında öğüt ile görevliler arasında ilginç diyaloglar yaşandığı öğren, öğrenildi. Diyalogların ardından sapık şahin öğüt görevlilerin anlamakta güçlük çektiği ilginç şeyler anlatmaya başladı bağlantılarıyla görevlileri korkutmaya çalışan öğüt ortaya attığı sapık fikirlerinin dayanaklarını da anlatıyordu. Üstadım diye gösterdiği Bernard, Bernard Moro ile bu ismin eşi olduğunu söylediği Fatma Zümrüt Hanım'dan övgüyle söz eden öğüt. Askerlikten önce tanışmıştık. Kendileri 27 derece üst düzey masondur. Beni de masonluğa onlar aldırdılar. Bana dokunursanız başınıza iş alırsınız diye görevlileri tehdit etmeye kalkıştı. Bunun üzerine görevlilerden biri Öüte, bu gevur mu var başınızda? Sizi yönetenler hep yabancı mı diye sordu. Öğütte mason yöneticileri arasında Doğan Üvey gibi isimlerin de Doğan Üvey kim acaba bilmiyorum. Siz tanıyorsanız yazarsınız. Doğan Üvey gibi isimlerin de olduğunu söyledi. ''Çok konuşursam beni öldürürler.'' Cezaevi aracında rütbeli personelle tutuklu Şahin Öğüt arasında yaşanan diyalog bu noktadan sonra iyice masonluk üzerine kaydı. Ee, Görevlilerin ''Peki bu masonlar nerede toplanıyor? Adı ne bu yerin?'' yönündeki sorusu üzerine Şahin Öğüt şunları söyledi. ''Çok konuşursam beni öldürürler. Kimse cesedimi bile bulamaz. Hem de kimin öldürdüğünü bile anlayamazlar. Kim vurduya giderim. Onların her yerde böyle pis işlerini yaptıracak adamları vardır.'' birisi namusunu temizlemiş gibi göstererek burada beni öldürtebilir demiş. loceye Loja'ya sorduk diyor. İnternet ortamından ulaştığımız Türkiye'deki masonlar listesinde Doğan Üvey ile Üstad Bernard'ın da ismi geçiyor. Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locasını arayarak kaskı sapık Şahin öğütü ve Öğüt'ün verdiği Üstad Bernard Fatma Zümrüt ve Doğan Üvey'i sorduk. Loja yetkilileri bu isimlerin üyeleri olup olmadıklarını açıklayamayacaklarını belirterek konu hakkında bir açıklamada bulunamayacağız dediler. Loja yetkilileri öğütün arkamda masonlar var sözleri ilgili açıklama yapmaktan kaçındılar diyor. İnkar etmemişler. Bana da burası enteresan geldi. Ankara'da siyah kask ve motoruyla takip ettiği <laughs> Bazıları çocuk 9 kıza tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan ödüllü devlet opera ve bala sanatçısı Şahin Öğüt 2001'de tecavüz suçlamasıyla yargılandı ancak beraat ettiği ortaya çıktı. Bakın 2000'de Çağla 2001'de beraat ettiği tecavüz suçlaması eğer gerçekten 2000 yılındaki Çağla'nın olayıyla Şahin Öğüt bu kadar benzeşiyor ve <laughs> çok pardon <laughs> örtüşüyorsa bu işin içinde gerçekten e, bu kişi olabilir ve şöyle bir iddiası var e, bunu da takipçilerim gönderdi e, kendisini savunurken ifadelerinde demiş ki nasılsa bir gün kadın olacaklardı ben bu yüzden onlara yardımcı oldum demiş e, böyle ahlaksızca hayasızca pişkince ifadeleri var neye güvendiğini kime güvendiğini açıkça iddia edebilecek kadar geniş e, ve bu e, cesaret değil bu. Yani bu buna cesaret deyip onu eee onur edemem. Bu başka bir şey. Ona bu cesareti veren her kim arkasında kim varsa gerçekten onlar da ceza almalılar. E, çünkü 2001'de tecavüz ettiği kız olayından eğer serbest bırakılmamış olsaydı bu suç listesi 2006'da 2007'de böyle kabaramazdı. Bu suçlara devam etme hakkını kendinde görmesi eğer arkasındaki güçler sebebiyle ise gerçekten onların da yargılanması gerekmez mi? Çok enteresan bir hikaye bu. Şahin Öğüt'ün anlattığı kendilerini çözmeleri için bıraktığı bıçak olayı bana Çağla ile ilgili durumda çok birebir örtüştü. Çünkü galiba benim şüphelerime göre ve Müge Anlı'nın anlattıklarıyla örtüşürse eğer galiba Çağla ilk olayıydı ve orada bir hata yaptı. Çağla'yı zapt edemedi. Bu yüzden daha sonrakileri acaba bağladı mı? İnsanın aklında şüphe kalmıyor da değil yani. 3 e, şüpheli daha var. 2 şüpheli daha var e, biliyorsunuz. Birincisinden DNA örneği alındı. Çağla Tuval Tay dosyasıyla ilgili konuşuyorum. Diğer ikisi de eğer bu olumsuz çıkarsa bakılacak ama bu okuduklarımız, paylaştıklarımız, konuştuklarımız e, birebir örtüşüyor gibi gözüküyor ne yazık ki. E, bu da gerçekten Çağla'nın birinin deneysel kurbanı olduğunu gösteriyor. Ve kapıyı çalış şekli, e, civardaki işlediği suçlar hiç o ortamdan ayrılmamış. Yani Ankara İstanbul arasında mekik dokunmuş, Beşiktaş Şişli'de suçları işlemiş. Çağla'nın evi de oralarda biliyorsunuz. Ee, Ankara'da Bahçeli evler civarında, e, İstanbul'da Beşiktaş şişli civarında, gayet fual aktif e, bu suçlara devam etmiş kendini adını kaskı sapık olarak biliyorsunuz haberciler böyle koymuşlardı. Kaskı sapık olarak adlandırmış. Neden? Çünkü kaçması büyük ihtimalle kolay oluyor. Bir motor, bir siyah mont, bir kaskı kafasına geçirip e, bu şekilde kendini kamufle etmiş. Neyse varsa ihbarlarınız, yorumlarınız lütfen e, bana anlat yorumlarına. Aynı zamanda Berrak Kelemençe Instagram'ım DMM göndermeyi unutmayınız. Çünkü çok dikkate alıyorum. Dün gece neredeyse bütün vaktimi Şahin Öğüt'e ayırdım. Paylaştıkları, yazdıkları, o kadar enteresan şeyler var ki Şahin Öğütle ilgili. Bir kısmını paylaşamıyorum ne yazık ki. Ee, ama bu ben zaten onlara yardımcı oldum. Onlar bir gün elbet bu e, cinsel deneyim yaşayacaklardı ve kadın olacaklardı. Ben bunun için bir vesile oldum gibi kendini bir de bunda bir payı varmış gibi insan bedeninde bir kadın bedeninde üzerinde bir payı varmış gibi ifade etmesi mahkemede 2001 yılındaki olayıyla ilgili cinsel saldırı olayıyla ilgili 2001 senesindeki olayından nasıl olur da beraat etmesi daha sonraki suçları daha rahat yapmasına sebep olmuş diye düşünüyorum. Neyse Şahin Öğüt... Böyle bir soğukkanlı sapık bugün Müge Anlı'nın Çağla Tuğaltay cinayetinde de ifade ettiği gibi DNA örneği alınırken bile eğer bahsettiği kişi Şahin Öğüt ise sormamış ki niye alınıyor. E, DNA örneği verdikten sonra da e, soğukkanlı davranışları dikkat çekmiş. Bana da e, bu tenör sapık gibi geldi. Bilmiyorum siz neler hissediyorsunuz yazarsanız sevinirim. Ama bugün Müge Anlı'nın bir de komşulara seslenişi vardı. Bir ufacık ipucu daha verdi. Dedi ki acaba bağlantı çıktı mı bilmiyorum ben ama şöyle söyledi. Oraya gelip gittiğini bilen bir komşu vardır var biliyorum dedi. Bakın eğer Şahin Öğüt'ün Çağla Tuğaltayın yaşadığı apartmanda bir eşi dostu ahbabı akrabası komşusu bilmem nereden arkadaşı var ise ve o apartmana rahatlıkla gelip çıkabilecek bir adam ise ve bu da bağdaştırılırsa gerçekten bugüne kadar Suçan'ın Susan'ın da çok özür dilerim Susan'ın da hiç suçu yok mu gerçekten bugüne kadar bilip de onu kollayan birilerinin de hiç suçu yok mu araştırması gerektiğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Ee, Instagram DM'den lütfen ihbarlarınızı yazmaya devam edin. Tek tek okuyorum. Gündüz vakit bulamasam bile gece başındayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kalın. de bekleme yapayım, ufak? Tabii. Ee, bir de şöyle bir detay var dendi. Ee, Hatırlarsan. Ee, cinayet sanki İslam dışı işlenmiş dendi. Ee, evet. Bıçak izleri ee, bilinçli öldürmek amaçlı değilmiş sanki evet, benim benim için. de e, Şahin Şahin öğütle ilgili bahsederken neden e, içimi pırpır ettiğini sanki aynı insandan bahsediyormuş gibi olmamın sebebi de aslında Engin'in de söylediği şu detay e, daha öyle. sonrasında e, sanki bunu yanlışlıkla yapmış e, tecavüz için girmiş ama Çağlayla mücadele edememiş Hatta ama daha Çağla... sonrasında Band bant kullanmış. Buradayken kendimi kesmiştim. Evet, yerde. evet. E polis raporunda Anlıyorum, raporlar lazım. Bu şekilde eee ben de bunun üzerinde çok durdum bu iki şeyi çok benzettim çünkü Çağla'dan sonra sanki daha bir profesyonelleşmiş yanında bant taşımaya falan başlamış evet ben baş edemiyorum zapt edemiyorum bazen kızlar daha biliyorsunuz yaş yaşlarına göre de iri olabilirler daha kuvvetli olabilirler Çağla da spor yapıyor zapt edemedim ve birini öldürdüm belki cinayet işlemek istemiyordur sadece tecavüzdür niyeti ve amacı belki cinayet onu tecavüzden uzaklaştırdı bir morali bozuldu psikolojisi bozuldu ve tecavüze devam edemedi ama asıl evet. hedef tecavüz baktı olduğu olmadı. için baktı olmuyor yani. Öfkeyle Öf hayır öfkeden ziyade yani sanki Çağla böyle bir inat etmiş ama yani kurtulacağım ölümde, diye. Ölümde biraz sapıkçı değil miydi hani? Evet onları ben vermiyorum. Evet. O detayları ben paylaşmıyorum. Evet. E, sapıkça detaylar var. Eğer dikkat ederseniz başka internet sitelerinde paylaşılmış ben paylaşmak istemiyorum. Bilgim dahilinde ama söylemek istemiyorum, arzu etmiyorum. Ama şuna lütfen dikkat edin. Çağlı'dan sonra kolibantı taşımak, daha profesyonelleşmek e, ve amacının tecavüz olması ve çağlıda başa çıkamayınca kafayı toplayıp yok ya e, direndi. Böyle direnir. Acaba bağlasam mı ya mı döndüğü çok net gibi geldi bana. Bilmiyorum bunlar Müge Anlı'nın ifadeleriyle e, bizim örtüştürdüklerimiz. Biz e, bu bahsedilen DNA örneği alınan kişiyi Şahin Öğüt'e benzettik. E, o mudur değil midir zamanla göreceğiz. Böyle bir sapıktan da şüphelenmek herhalde herkesin en doğal hakkıdır diye düşünüyorum. E, Söylenenlerle yaptıkları birebir uyuyor. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.